Bu videoda farklı nörotransmitter çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Nörotransmitterler, nöronlar, hedef hücreler ve kimyasal sinapslar arasındaki bilgi iletişimini sağlayan moleküllerdir. Nörotransmitterlerin yüzlerce çeşidi bulunur ve birçok farklı şekilde sınıflandırılabilirler. Ama muhtemelen en yaygın olanı moleküler yapılarını aminoasit, peptit, monoamin ve diğerlerine göre bölerek yapılan sınıflandırmalardır. Devam ederken bir takım kimyasal terimlerden bahsedeceğim. Bunları bilmiyorsanız endişelenmeyin. Ama bu konulara ilgiliyseniz Kaan Akademi'de bu konularla ilgili birçok harika video bulunuyor. İlk nörotransmitter sınıfını bu üç tanesiyle birlikte sunacağım. Bu amino asit sınıfı. Amino asit nörotransmitterleri. Buraya yazalım. Amino asitler. İşte buradaki üçü. Amino asitlerin altında amino grupları var. İşte buradaki arkadaş. Bir de karboksil asit grupları bulunuyor. İşte buradaki bölüm. Amino asitlerin birçok farklı çeşidi var. Ama bunlardan sadece bazıları sinir sisteminde nörotransmitter olarak işlev görür. Bir sonraki nörotransmitter sınıfı işte burada. Bunlar peptitler, peptit. Peptit nörotransmitterleri. Ah, söylemesi zor. Peptit nörotransmitterleri ve burada da bir tane temsilini görüyoruz. Peptitler aslında polimerler veya amino asit bağlarıdır. Bir grup amino asit bu bağlara ya da polimerlere birlikte dizilirler ve bunlara peptit adını veririz. Peptitler diğer bütün nörotransmitter çeşitlerden daha büyük moleküllerdir. Bazen insanlar nörotransmitterleri sadece peptit olarak sınıflandırırlar ve diğer nörotransmitterlerle bir araya koyarlar. Daha sonra da onları küçük moleküllü nörotransmitterler diye adlandırırlar. Ortadaki nörotransmitterler grubu ise bir sonraki büyük sınıfımızı temsil ediyor. Yani monoaminleri, monoamin nörotransmitterleri. Evet, bu sıranın tümü. Monoaminler için 5 örnek seçtim. Bazen bunlara biyojen aminler de deniyor. Monoaminler veya biyojen aminler bir amino grubuyla birlikte olan organik moleküller. Bu amino gruplarına da e, şimdi bakalım. İşte burada, 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 burada ve burada. Ve bunlar bir aromatik grupla bağlılar. İşte burada, burada. Burada, burada ve burada. Amino ve aromatik gruplar iki karbon bağıyla birbirine bağlanır. Buradaki, 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 buradaki ve buradaki bölüm. Bazı monoaminlerin, evet, bu üçünün yanına küçük yıldızlar çiziyorum. Bunlara farklı isimler de verilebilir. Evet, küçük bir yıldız daha çizeyim. Bunlara katekolamin de denilebilir. Katekolaminler. Katekolaminler monoaminlerin bir alt grubu ve içlerinde katekol grupları var. Burada sağdaki bölümde gördüğümüz gibi. Grupta bir benzen bu halka ve iki hidroksil grubu bulunuyor. Burada bir hidroksil grubu var ve burada da başka bir hidroksil grubu var. Bu katekol grubu ve bütün diğer Katekolaminlerin içlerinde de böyle böyle grupları var. Aynı buradaki üç tanesinde olduğu gibi. Ayrıca amino asit, monoamin veya peptit olmayan birçok nörotransmitter çeşidi de vardır. İşte buradaki nörotransmitter bunun için örneğimiz olacak. Bu sınıfı diğer diye adlandıracağım. Bunlar nörotransmitterlerin diğer molekül çeşitleri. Şimdi bu farklı gruplardaki bazı önemli nörotransmitterleri size göstereceğim. İşlevlerinin bazılarından da bahsedeceğim. Şimdiden işlevleriyle ilgili endişelenmenize gerek yok. Çünkü sinir sisteminin farklı bölümlerinde birçok farklı işlevleri var. Merak etmeyin ilerleyen videolarda hepsinden bahsedeceğiz. Her bir sınıftaki farklı ve önemli nörotransmitterleri tanıtmak istiyorum. Aminoasitlerle başlayalım önemli amino asit nörotransmitterlerinden ilki glutamik asit. Buraya yazıyorum. Glutamik asit. Bunun adı ise gamma aminobütirik asit. Gamma aminobütirik asit. Çoğu insan bunu GABA olarak kısaltır. Gamma aminobütirik asitin baş harflerinden bu oluşur. Burada ise glisin var. Diğerlerine göre ismi daha kısa o, ve kolay glisin. Glütamik asit sinir sisteminin en yaygın uyarıcı nörotransmiteri. Buradaki glutamik asit üzerine kocaman bir artı çiziyorum. Çünkü çoğu zaman sinir sisteminde bir nöron nörotransmiter saldığında hedef hücre uyarılır. Çoğu zaman da bu nörotransmiter işte bu glutamik asit olur. Sebebi ise genelde hedef hücrelerdeki kutuplaşmayı kaldırması diyebiliriz. Haliyle bu durum onları uyarır. GABA ve glisin sinir sistemindeki en yaygın kısıtlayıcı nörotransmitterleridir. GABA ve glisin üzerine kocaman eksiler çizeceğim. Çünkü genelde hedef hücrelerde hiperpolarizasyona sebep olurlar ve bu hücreleri engellerler. GABA, Beyindeki en yaygın kısıtlayıcı nörotransmitterken glisin omurilikteki en kısıtlayıcı nörotransmitterdir. Bu yüzden amino asit nörotransmitterleri sinir sistemindeki çoğu işlevde görev alır. Sinir sisteminin yaptığı şeyleri şöylece düşünürseniz, bir noktada nöron bağları ve ağlarını yani glutamik asit, GABA ve veya glisinin bu ağlar yoluyla bilgi taşımasında büyük rolü olduğunu göreceksiniz. Şimdi de monoamin nörotransmitterlere geçelim. Ama muhtemelen en önemli olan 5 tanesinden bahsetmemiz gerekecek. İlki serotonin, serotonin. Diğeri histamin, histamin. Bir diğeri dopamin, dopamin. Sonra ise epinefrin yani adrenalin, adrenalin. Adrenalin'in hemen yanında ise yakın akrabası olan Noradrenalin. Noradrenalin diğer adıyla norepinefrin. Beşi de monoamin nörotransmitteri. Ama bu üçü dopamin, adrenalin ve noradrenalin katekolamin olarak da adlandırılır. Monoaminlerin sinir sisteminde birçok farklı rolü bulunur. Özellikle bilinç, dikkat ve kavrama veya düşünme ve duygular hatta hislerimiz gibi büyük şeylerin de dahil olduğu beyindeki birçok işlevde rol alırlar. Noradrenalin çevresel sinir sistemindeki bazı otonom nöronlar tarafından salgılanır. Birçok sinir sistemi hastalığı monoamin nörotransmitter sistemlerinin anormalliklerinden dolayı olur. İnsanların yaygın olarak kullandığı birçok ilaç da monoamin nörotransmitterlerini doğrudan etkiler opioidler denilen bir grup peptit nörotransmitterinin de dahil olduğu çok fazla sayıda önemli peptit nörotransmitter var. Opioidler daha büyük peptit nörotransmitter grubu altında yer alır. Mesela bu opioide bir örnek olarak gösterilebilir. Bunun adı endorfin. Peptit nörotransmitterleri sinir sisteminde çok fazla yerde görev alabilir. Ama özellikle opioidler Acıyı algılamamızda büyük rol oynar. Çok sayıda ağrı kesici opioid nörotransmitterlerini etkiler. Ee, son fakat aynı derecede önemli diğer nörotransmitterlere bakalım. Genelde herhangi bir konuda diğer kategorisi olduğu zaman bunların pek de önemli olmadığını düşünürüz. Ama nörotransmitter konusunda gerçekten önemli olan ve ne aminoasit ne monoamin ne de peptit olmayan bazı nörotransmitterler var. Mesela buradaki nörotransmitterin adı Asetilkolin, asetilkolin, Asetil, kolin. Asetil, kolin. Asetil kolin kesinlikle en önemli nörotransmitterlerimizden birisi. Merkezi ve çevresel sinir sisteminde çok sayıda işlevi var. Otonom sinir sisteminde ise birçok nöron tarafından salgılanır. Otonom sinir sistemi için kısaca OSS yazıyorum. Motor nöronları denilen nöronlar tarafından salınır. Motor nöronları çizgili kas üzerindeki sinapslardır ve çizgili kaslarımızı hareket etmemiz için temasa geçmesini söyler. Tekrarlıyorum. Bu görevlerle ilgili endişelenmeyin. Çünkü diğer videolarda sinir sisteminin yapısına ve görevlerine daha ayrıntılı bakacağız. Ayrıca daha özel nörotransmitter geçişlerden de konuşacağız. Burada sizlere farklı çeşitteki nörotransmitterleri tanıtmak ve sinir sistemindeki bütün farklı nörotransmitterlerin çok çeşitli işlevlerinin olduğundan kısaca bahsetmek istedim.